Merhabalar. Bugün sizlere Bulgar yazar Elias Canetti ve onun dev eseri Körleşmesi'nden bahsedeceğim. Körleşme, daha yazıldığı ilk günden itibaren dünya edebiyatında önemli bir yer edinmiş bir roman. Yazarı modern edebiyatın en önemli isimlerinden biri haline getirdi Elias Canetti'yi. Hatta yazarının 1981 yılında Nobel ödülünü almasında ki en önemli etkisi de bu meşhur romanından Körleşmesi'nden bahsedilir. Yazar Körleşme'yi daha 26 yaşındayken yazar. Öyle bir enteresan bir kitaptı ve yazarın tek romanı. Onun dışındaki kitapları oyun kitapları yazmış, düşünce deneme kitapları yazmış, işte gezi yazısı yazmış ama Körleşme haricinde başka bir romanı yok. 30 yıl üzerine çalıştığı Kitle ve İktidar adlı bir çok önemli bir düşünce kitabı var yazarın. Fakat Körleşme tek romanı ve harika bir roman. Başta aslında yazar Balzac gibi düşünüyormuş. Hani bazen insan komedisi gibi bir dev bir eser oluşturayım demiş ve 8 kitaplık bir seri düşünmüş. Bir nehir roman serisi düşünmüş aslında. Fakat sonrasında bu 8 kitaplık roman düşüncesinden birinin üstüne yoğunlaşmış ve Körleşme'yi yazmış. Kitabı bir yılda yazıyor Elias Canetti. 1930-31 yılları arasında yazıyor ve 35 yılında basılıyor. Yazar Bulgar. İlk başta da söylediğim gibi 1905 yılında doğuyor. Bulgaristan Rusçuk kentinde doğuyor. Fakat ailesiyle birlikte Avusturya'ya taşınıyorlar ve hep Almanca yazıyor ve Avusturya'da yaşamını devam ettiriyor. Daha sonra Nazilerden sonra mecburen İngiltere'ye taşınıyor ve daha sonra da İsviçre'de hayatını geri kalan kısmını devam ettiriyor Elias Canetti. Yani hayatındaki bütün yazdığı bütün eserler bu anlamda Almanca. Ve enteresandır. Hani birkaç zamandır videolarda anlatıyorum. İşte Robert Musil Avusturyalı yazar, işte Nitelix adamı yazan. Keza Hermann Broch işte Vergil'sin ölümü yazan yazar. Hepsi aynı dönemlerde ve Nazilerden kaynaklı o Nazi öncesi dönemleri anlatan çok özel eserler yazmışlar. Bu kitabın çevirmeni de tıpkı Vergil'sin ölümünde olduğu gibi Ahmet Cemal ve muhteşem bir çeviriye yine sahibiz. Kitap yaklaşık 565 sayfalık bir eser ön sözleriyle birlikte. Ve gerçekten Ahmet Cemal çevirisiyle de muazzam bir çeviriye ile karşı karşıyayız Körleşme'de. Şimdi birazcık romandan bahsedeyim. Roman dediğimiz gibi 1930'larda yazıldığı için aslında Nazilerin gelişini bir anlamda kitaptaki yan karakterlerle çok güzel vermiş. Dev bir eser, Körleşme. Yazarın James Joyce'a ciddi bir hayranlığı var. Kitapta da bazı bölüm, yani ikinci bölümün özellikle anlatımındaki o giriflikte, karmaşıklıkta bir nevi Joyce etkisini görebiliyoruz. Zaten bildiğim kadarıyla Joyce'un yanına yani defnedilmesini vasiyet etmiş yazar Elias Canetti ve yanına gömülmüş. Mezarı orada. Böyle bir enteresan anekdot var ve birkaç seferde söylediğim yazarların hepsi de Joyce'la, yani Samuel Beckett'in Joyce'la bir iletişimi var. Herman Brown kaçırılmasında, Amerika'ya gitmesinde Joyce'un etkisi var. Bu yazarların bu modern edebiyatta gerçekten çok isim yapmış bütün yazarların enteresan bir şekilde James Joyce'la bir şekilde bağlantısı var. Güzel bir James Joyce videosu da yapacağım ileri dönemde ve Ulysses videoları yapacağım birkaç tane. Çünkü yani James Joyce'u da Ulysses'i anlatmak pek kolay değil. Anca birkaç videoda anlatabilirim. Onlara da daha sonra değineceğim. Şimdi gelelim Körleşme'mize. Körleşme tam 3 bölümden oluşan bir kitap. Peter Kine adında sinoloji profesörümüz var. Sinoloji, kadim Çin kültürü üzerine bir bilim dalı. Açıkçası bu kitabı okuyana kadar sinoloji biliminden hiçbir bilgim yoktu ama kitap öğrenmenizi sağlıyor bu anlamda. Ve dünyadaki sayılı sinologlardan, çok az sayıda sayılı sinologlardan bir tanesi Peter Kine. Peter Kine'ın 25 bin kitaplık bir kütüphanesi var. İçinde muazzam eserler var. Adamın işte eski Çince'ye dair muazzam bir bilgisi var. Fakat
akademilerden gelen, işte üniversitelerden gelen, işte kürsü başkanlık tekliflerini hiçbir şekilde kabul etmiyor. İnsanların arasına karışmıyor. Kendini bilgisiyle insanların üzerinde gören bir adam. Bu anlamda bir ukalalığı var Peter Kay'nın. Yani diğer insanlara böyle onlar hani onlara sinek kadar bile değer vermiyor, öyle diyeyim. Fakat hani kendisinin bilgiye sahip olduğu için kendisinin çok değerli olduğunu düşünüyor. Çok ciddi bir parası var bu arada. Yani çok zaten sınırlı yaşayan bir adam ve çok ciddi bir paraya sahip. Parasını kitaplarına yatırıyor zaten. Kitaplar onun için en önemli şey yani. Bütün yaşamının, yani evlenmemesinin de nedeni, her şeyin nedeni, işte bir ailesinin olmamasının, çocuk sahibi olmamasının temel nedeni kitapları. Onun için hani kardeşim de silmiş adam. Öyle anlatayım. Her şey onun için kitapları. Ta ki kitapların temizlenmesi tabii kolay değil. 25 bin kitaptan bahsediyoruz. İşte bir temiz hizmetlisi var, onu gönderiyor falan. Neyse bir gün işte tekrar ihtiyaç duyuyor, bir hizmetli gerekiyor eve. Ve işte ilan veriyor ve Teresa geliyor. Teresa'nın kitaplara olan yaklaşımından çok etkileniyor. Yani işte o kitaplara çok dikkatli silmesi, onlara çok kıymet vererek davranması Peter Kay'nın çok hani etkiliyor ve bir gün evlilik teklif ediyor. Kadına kabul ediyor. Kadın yani son önce sıradan bir kadın. O güne kadar evlenmemiş. Yani kimsenin ilgisini çekmeyen gayet sıradan bir kadın Teresa. Ve onunla evleniyorlar. Bütün sorun oradan başlıyor. Çok düzenli yaşamı olan, çok kendince sınırları ve kuralları olan, bir anlamda despot bir adam olan Peter Kay'ın bütün hayatı bozuluyor. Önce Teresa evin için hak iddia ediyor ve odaları ayırıyorlar. İşte Teresa'nın giderek alanı büyüyor ve kütüphanesine daracık bir alana sıkışıyor Peter. Ve kitaptaki kölleşme ismini de hakkını vererek bazen kör bir adam olarak hani kendini öyle yapıyor, görmemeye çalışıyor Teresa'yı. Hiç kim yani hiçbir şekilde bu yaşadığı saçmalıkları görmemeye çalışıyor. Kendini bir nevi bir ağaç gibi, bir odun gibi, böyle bir kütük gibi şey yapıyor. Kimi zaman Teresa'dan dayak bile yiyor ama hani bir noktaya kadar dinleniyor ama öyle bir nokta geliyor ki en sonunda evini terk ediyor. Yanındaki banka hesabındaki parayla evini terk ediyor. Kitapları, onun çok değer verdiği kitapları terk ediyor ve kendine sokakta bir yaşam kuruyor. Yani bir parası var tabii. Ciddi bir parası var. Yeniden kitaplar almaya başlıyor. Bu kitapları yanına taşıyor. Böyle bir şey, ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde Fisher'le adında bir cüceyle karşı karşıyayız. Fisher böyle bir kendini satranç şampiyonu hayal eden enteresan bir karakter. Tam bir yitik karakter yani Fisher'le. Fiziki dezavantajı var malum, cüce. Ama hani bütün böyle pis işleri halleden, bütün böyle enteresan işleri halledebilen değişik bir karakter. İkinci bölümde bu karakterle birlikte hem o karakterin hayal gücü hem de Peter Kay'ın hayal gücünü görürüz. Ve burada artık tekinsiz anlatıcı devreye girmiştir. Neresi gerçek, neresi hayali pek anlayamayız. Ve hakikaten yani kitabın ikinci bölümünde edebiyat başlar. Çok yoğun, özel bir dil anlatımı mevcuttur. Bir anlamda işte Joyce'a ve Ulysses'e, yani kitap çok benzemese de benzerliği bu noktadadır. İkinci bölümle birlikte o hayal mi gerçek mi kısımlarında muazzam bir dil ve anlatımla karşı karşıya kalırız. İkinci bölümde şunu fark ederiz. Birinci bölümün tam zıttıdır aslında. Yani o bilginin sahibi, kudret sahibi, insanları kendini çok üstün gören Peter Kay burada ikinci bölümde yani alt tabaka gördüğü bütün insanların altında bir nevi bir artık ezilen, yok olan bir adam var. Yani deliliğe doğru giden bir adam noktasındadır. Yani bütün her şeyini kaybeder, işte parasını kaybeden, dolandırılır. Yani bir sürü sıkıntılar yaşar. Fischer'in bir oyuncağı, yani daha doğrusu
o aşağı gördüğü insanların oyuncağı konumuna gelir. Asıl hani belki acı durumu odur Metallica. Üçüncü bölümde ise hiç görüşmediği kardeşi George bir şekilde gelir. George'un Peter'den en büyük farkı o da bir akademisyendir, doktordur kendisi. Akıl hastanesinde doktordur. Gayet hani kadının ilgisini çeken yakışıklı bir adamdır George. Ama bunun yerine işte bilgisini akıl hastasının hastalarına sunmuştur. Onlara sunarak bilgisini kendini saklayan değil, bilgisini ve iyileştirici gücünü hastalarına ve diğer insanlara paylaştıran bir kişidir. Ve çok sevilen bir doktordur ve gayet de popülerdir. Yani karakter olarak Peter'ın tam tersi aslında. Onun da zaafları, eksik yanları vardır ama zaman içerisinde bunu çok güzel bir şekilde olgunlaştırmıştır kendini. Ve George gelir abisini kurtarmaya bir anlamda bu enteresan isimli insanların içinde. Fakat Peter tekrar kendine gelir. Ukala şey tavrına geri döner. İyileştikçe iyileşir. O hani delilik algısından çıkan bir iyileşme halini görürüz. Ve burada işte Peter'la, yani bilgisini sadece kendine kullanan kişiyle George gibi başkalarını kullanan kişinin bir nevi diyaloglarını ve çatışmasını görürüz. Peter kardeşini aşağılamaya yine çalışır. Ve böyle bir çalışmayı görürüz kitabın son bölümünde. Ve böylece biter. Aslında Elias Canetti'nin anlatmak istediği çok temel fikirler var. Bunlardan biraz bahsedeceğim karakterler üstünde. Kitapta yani birçok karakter var ama üstünde durabileceğimiz toplamda 5 karakter var. İşte Peter Kane kardeşi, George Kane o son tarafta son dönemde geliyor. Eşi, önce hizmetli sonra eşi olan Teresa. Kapıcı var apartmanda. Benedict Faff aslında eski bir polis kendisi ve apartmanın Peter Kane'in yaşadığı apartmanın kapıcısı. Benedict Faff ve Cüce Fischer'le. Toplam bu 5 karakter üstünden kitabın ana fikrini anlama şansımız olur. Dediğim gibi kitapta çok ciddi bir dil anlatım. Hem ikinci hem üç son bölümde de çok ciddi bir dil ve üslup vardır. Muazzam bir insanın da zihnini zorlayıcı bir dille karşı karşıya kalırız. Fakat karakterler üstünden bazı bizlere şifreleri verir ve bazı fikirleri de önümüze serer aslında. Biraz semboliktir bu fikirler. Dediğim gibi dönemi tekrar düşünelim. Dönem Nazilerin olduğu, ayak sesinin duyulduğu bir dönemden bahsediyoruz. Peter Kane çok işte bilgiyi kendine saklayan, kendini diğer insanlardan üstün gören bir karakter. George ise entelektüel anlamda tam bunun tam tersi, daha verici, daha bilgiyi insanlarla paylaştıran bir karakter. Entelektüel olarak böyle iki tane karakterimiz var. Peter'ın diğer insanlarla gerçekten karşılaştığında, diğer insanlara güç, iktidar gücü onların eline geçti. Peter'ın ne kadar çaresiz kaldığını ve ne kadar oyuncak haline geldiğini de görürüz romanda. Yani diğer karakterlerin yükselişinde Peter gibi işte entelektüel birikimi çok yüksek olan ama eylemselliği sıfır olan bir adamın ne kadar zavallı hale geldiğini görürüz. Yani burada Peter Kane bir anlamda bilgiye sahip, kültüre sahip, entelektüel düşünceye sahip ama eylemsel olarak sıfır bir adam. George ise hem entelektüelliği olan hem de yaptıklarıyla eylemselliği olan ve bu anlamda da başarılı olan bir kişi. Diğer karakterlere gidelim. Teresa işte 50, öyle tarif edilir, 50 yaşlarında bir kadın. Güzel değil. Hani hiç evlenmemiş. Kimse bakmamış böyle bir kadın. Ve Peter Kane'le evlenmeye şansına erişiyor diyelim. İşte temizlik, bakıcılık işlemleri ile hayatını yürütmüş bir kadın Teresa. Ve yani bütün toplumlarda çokça bulunan hiçbir özelliği olmayan bir kişi. Fakat
Peter'in kocası olduğunda, yani bir anlamda güç eline geçtiğinde, kadının ne kadar da o işte sistemin otokrasinin ne kadar da sistemin üyesi olabileceğini görebiliyoruz. Kadın gücü eline geçirdiğinde Peter'in bütün yaşam alanını sınırlama hakkını kendine görebiliyor. Bu anlamda zaten işte o Nazilerin bu kitleyi kullanma gücünü, bu işte aslında bir şey olmayan cahil insanlardan kullanılacak kitleyi göstermesi adına Teresa bu anlamda önemli bir karakter. Benedict Fawcett ise eski bir polis ve apartmanda kapıcı. Kızını ve eşini muhtemelen hani öyle anlatım var işte döverek öldüren bir adam. Tam bir şiddet bağımlısı. Sapkınlıkları da var bunun ayrıca. O da tamamen işte o otokrat iktidarın totaliter iktidarın askeri korumunda. Ve Faf da gücü eline geçirdiği anda ilk başta Peter Kayne'a hizmet eden bir adam halindeyken apartmanda kapıcı olarak gücü eline geçirdiğinde onun da Peter'i nasıl ezdiğini hatta Peter değil Teresa'yı da bir anlamda kadın olduğu için ezebildiğini kitapta çok net görürüz. Yani o da dediğim gibi Teresa'yı gibilerini sistemde bu tarz totaliter rejimler kullanırken bir anlamda Benedict Faf gibi kişileri de kendi askeri yapıp güç olarak silahlı veya silahsız güç olarak kullanırlar. Fischer'li ise tam bir itik tip. Yani Benedict de itik tip aslında. Teresa de itik tiplerden öyle özellikle kullanılmış. Fischer'le tam bir itik tip. Özellikle fiziksel nedenlerde de toplumun dışına itilmiş birisi. Ama her türlü alevere darabe işlerini yapan, hani kimsenin yapmayacağı, etmeyeceği bütün işleri bir anlamda, kimi zaman diliyle, işte kimi zaman farklı nedenlerle yapan enteresan bir karakter. Bu da yine bu totaliter rejimlerde her türlü pisliği yaptırıp en sonunda çöp kutusuna atabilecek silinip giden insan figürünü çok net bir şekilde anlatıyor Fischer'le karakterinin üzerinden. Ve asıl acı olan hani gördüğümüz gibi Peter'in bu insanların oyuncağı haline gelmesi. Normalde de totaliter rejimler zaten bilgiyi, salt bilgiyi boğarlar. Ve salt bilgiye sahip insanları boğarlar. Sadece yalnızca o salt bilgiye sahip insanlar George'da olduğu gibi eyleme yönelik yani bilgisini kullanmaya yönelik, fikirlerini aktarmaya yönelik insanlara dönüşebilirlerse zaman gelir o totaliter rejimlerde Nazilerde olduğu gibi yıkılabilir. Bunu da zaman gözlemleriz. Fakat önce işte yazarın göstermek istediği Peter gibi değil de entelektüel kişinin George gibi olmasıdır. Aslında bu bize bunu anlatır. Hakikaten körleşme çok derin bir roman. Yani kurken de karakterlerin yani özellikle ikinci bölümde gerçekten çok zor bir bölüm ikinci bölümde. Yani o karakterlerin kafasının içine gireriz. Teresa'nın bambaşka hayali bir gücü var. Fischer'le enteresan bir karakter. Onun bir işte satranç şampiyonluğu hayali var. Peter bize ilk başta şey gösterilir. Çok güçlü bir karakter gösterirken ikinci bölümde ne kadar güçsüz, ne kadar zavallı bir azam hali olduğunu aslında gözlemleriz. Gerçekten belirli semboller, karakterlerin altındaki sembollerle bize birçok şeyi anlatan bir yazar Canetti. Zaten daha sonra 30 yıl uğraştığı Kitle ve İktidar kitabıyla da kitlenin iktidar tarafından yönetilme kısmına kafasını çok yormuştur. Bu kitap, Körleşme bir anlamda o kitaba bir kanaldır. Fakat bu tabi bir roman olduğu için, daha kurgusal bir metin olduğu için hep söylerim yani bir düşünce kitabına göre çok daha bazı fikirleri kişiye daha yani okurlara daha güzel aktardığını düşünüyorum ben edebiyat kitaplarının. Ki böyle de bir videom var zaten. O yüzden modern edebiyat tarihinin gerçekten en önemli eserlerinden bir tanesi. Hep bizler hani genelde böyle klasikleri okuyup bu modern edebiyat
Edebiyatın asıl klasiklerinden biraz mahrum kalıyoruz. Ahmet Cemal'in de 4. Van Kıskı'nın ön sözünde yanlış hatırlamıyorsam bu kitabın Türkiye'de okumaması ile ilgili ciddi bir serzenişi vardı. Hakikaten az okunan bir kitap körleşme. Ya Vergilius'un ölümü daha da az okunan bir kitap bu anlamda. Daha çok okunması gerektiğini düşünüyorum. Kolay bir kitap değil. 560 sayfa sayısını geçtim. Okunması hakikaten zorluyor belli noktalarda. Hem bir sürekli akan bir olay örgüsü var kitabın, hem de bir düşünce, sürekli böyle ampul gibi yanan belli bir düşünce yoğunluğu da söz konusu. Fakat gerçekten muhteşem bir eser. Herkesin bu güzel kitabı mümkün olduğunca okumasını tavsiye ediyorum. Böyle hani kıyıda köşede kalmış kitaplardan fakat çok özel bir kitap. Bu kitabın çevrilmesinde de Oğuz Atay'ın çok ciddi faktörü var. Oğuz Atay Ahmet Cemal'e kitabın İngilizce baskısını verip yani muazzam bir yazar, hani bunu senin Almancasından çevirmen gerekiyor diyor ve ne kadar da güzel oluyor ki Ahmet Cemal de kitabı bu güzel eseri çeviriyor harika bir dille. Hem çevirisi muhteşem hem kitabın kendisi çok güzel. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.